Ülkemizin ilk özgün yarış otomobili olan Walkie Car'lar V1 Challenge 2. yarışı için Çeşme'deydi. Walkie Car'ın başrolde olduğu yarış formatı ve ödüllendirme sistemiyle motor sporları heyecanını şehir merkezlerine taşıyan V1 Challenge'ın 2011 sezonu 2. yarışı Çeşme'de yapıldı. Türkiye'de ilk kez organize edilen bu son derece eğlenceli şampiyonada İhsanbeyli Belediye Başkanı Kuvvet Erim de start alıyor. Zaten onu yarışçı kişiliğiyle biliyoruz. Daha önceki tırmanma yarışında da bu yıl start almıştı ama bu araçlar biraz farklı. Bizlere anlatabilir misin? Vallahi bu araçlar go-kart'ın birkaç gömlek üstü ama arabanın biraz daha altında. Fakat çok komplike, çok performans isteyen araçlar. Yarış mesafesi kısa olsa da bayağı yorucu. Yani yolda tutmak zor mu? Yolda tutmak zor. Sinirli, çok sinirli bir araç bunlar. Ve durum nasıl gidiyor? Vallahi durum daha belli değil. Şu anda ortalardayız. Yarıştıkça zaten antrenman şansı yok bu arabalarla. Ya ancak yarıştan yarışa kullanabiliyoruz. Antrenman olmayınca da herkesin gerçi şartları eşit olsa yine de biz belediye işlerinden uzak kaldığımızda motor sporlarına biraz daha zorlanıyoruz ama başaracağız inşallah. V1 Challenge pilotlarının sergilediği yüksek performansın yanında Türkiye'nin rally efsanesi ve V1 Challenge'ın baş mimarı Volkan Işık'ın yaptığı şovlar ile Çeşme'de tadına doyulmaz bir yarış keyfi yaşandı. Evet, burada beklenti ne Burcu? Beklentim en iyisini gitmek. Anladım, araç biraz agresif değil mi? Çok keyifli. Çok keyifli. Yarış arabasına göre farkı ne? Yani daha farklı, daha arkadan itişli bir otomobil sonuçta. Daha fazla kullanma kabiliyeti gerektiriyor. Farklı bir zemin yani. Çok keyifli ama. V1 Challenge'ın Çeşme ayağında yarışmacılar ikili kalkışlı eleme sistemiyle finale kalma esasına göre 4 yarış gerçekleştirdi. Bu yarışların sonuçlarına göre en iyi 4 zamanı yapan Kadir Akça, Can Tolon, Ünal Şenbahar ve Burak Çukurova yarı final mücadelesine katılmaya hak kazandı. Bu 4 hızlı pilot ikişerli eşleşmelerle yarıştı ve Kadir Akça ile Can Tolon rakiplerine 2 kez üstünlük sağlayarak finale çıktı. Final öncesi koşulan üçüncülük yarışında Zafer Ünal Şenbahar'ın oldu. Final yarışında Kadir Akça ve Can Tolon zorlu etabı en hızlı şekilde bitirmek için gaza bastı. Nefes nefese geçen mücadele sonunda Kadir Akça rakibine 2 kez üstünlük sağladı ve Çeşme ayağının birincisi oldu.